Günaydın arkadaşlar. Bugün de mesaimize çobanlarda başladık arkadaşlar. Yaklaşık bir ay, bir buçuk ay öncesinden dikim yapılmış bahçemizde. Mesaimize başladık. Beraberce seramızı dolaşalım arkadaşlar. Dediğimiz gibi Mart sonları gibi dikim yapıldı bahçemiz. Bitkilerimizdeki gelişmeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Dönem itibariyle cemrelerin düşmesiyle, baharın gelmesiyle arkadaşlar hızlı bir şekilde tüm seralarda olduğu gibi bu seramızda da arkadaşlar yoğun bir şekilde otlanma var. Vardı daha doğrusu. İlaçlama arkasından otlarımız büyük bir çoğunluğu kurudu otlarımızın. Tabii ki arada sonradan çıkanlar da olabiliyor. Bu bitkiler yaprak altını, iz düşümünü ve çevresini arkadaşlar gölgelendirinceye kadar, gölge yapıncaya kadar devam eder. Bir iki sefer yoldurma, bir sefer ya da iki seferde de ilaçlamayla arkadaşlar bu problem çözülebilir arkadaşlar. Seramız eski bir sera. Yeni değil. Bu yıl yenilendi. Yeniden dikim yapıldı. Arkadaşlar hep söylüyorum. Hepimiz aynı problemlerle karşılaşıyoruz. Daha doğrusu gelen fidanlarımızın çok küçük olması, 10 santim bazen 5 santim gibi olması büyük problem bizim için. Özellikle böyle çok yıllık organikçe zengin bahçelerimizde toprak altı zararları başta dana burun olmak üzere arkadaşlar çok büyük problemler yaratıyor. Bu da böyle bazı bitkilerimizin gelişmesinde sıkıntı oluyor arkadaşlar. Çok taze, nazik olduğu için bitkilerimizin gövdesi ufacık bir darbede çok fazla etkileniyor. Bundan önceki geldiğimiz zamanda da dana burnu tarafından zarar görmüş, toprak seviyesinden kesilmiş bir bitkimiz de sizinle paylaşmıştım arkadaşlar. Bazen bunun farkına varamıyoruz. Zarar toprak altında oluyor. Bitki gelişemiyor arkadaşlar. Gövdenin yarısı koparıldığı, yenildiği için arkadaşlar, zarar gördüğü için gelişmiyor. Tabii ki fidanlar aynı homojenlikte olmadığı için, sera içi de aynı homojenlikte olmadığı için bitkilerimizde dengesizlikler de olabiliyor, oluyor arkadaşlar. Göründüğü gibi gayet güzel fidanlar varken birdenbire böyle küçülmüş fidanlar da oluyor ama bu küçük değil. Gövde rengi çok güzel arkadaşlar. Birkaç gün sonra ciddi bir atak yapacak bu bitkimiz. Bunları ekstra gübrelerle, ekstra beslemelerle bu tür zayıf olan bitkilerimizi diğerleriyle aynı seviyeye getirmemiz gerekiyor. Burada da üreticimiz aynı uygulamayı, aynı yöntemi yapıyor arkadaşlar. Fidanların küçük olması, küçük gelmesi ilk başlangıçta, ilk bir ayda, hatta bazen ilk üç ayda bile gelişimde zayıflık, yavaş gitmeye sebep olabiliyor. Ama sonradan çok rahat bir şekilde bunu telafi edebiliyor bitki arkadaşlar. Yeter ki herhangi başka nematod gibi, mantar gibi problemler olmasın. Ben onları çok ciddiye almıyorum. Çok çok fazla olmadığı sürece arkadaşlar.
Bitkimizde herhangi bir mantar, nematot, başka bir problem yok. Çünkü göründüğü gibi çok iştahlı yapraklarımızın gelişimi. Kısmen böyle arkadaşlar. Yanmalar da olabilir. Gün içinde sera içi sıcaklığının çok yüksek olmasıdır arkadaşlar buna sebep olan. Burada da var ama bu sıkıntı değil. Çok fazla olmamak kaydıyla, fazla olursa da bitkimizin borudan geriye doğru çürümesine neden olur arkadaşlar. Evet. Arada böyle küçükler de var. O da bahsettiğimiz işte dana burnu gibi, kurt gibi toprak altı zararlarının, toprak altı zarar vermiş haşerelerden sonra değiştirilmiş bir bitkimiz arkadaşlar bu. Yani sonradan dikilmiş bitkimiz. Evet arkadaşlar. Genel durum bu bahçemizde. İlerleyen dönemlerde sizinle tabii ki gelişmeleri beraberce paylaşacağız arkadaşlar. Fide döneminde bizim fidede de büyük ağaçladı arkadaşlar. Olmazsa olmazımız kök sistemi, bir derin dikilmemiş olması gerekiyor arkadaşlar. İki toprak artı zararlıları, dana burnu, yeşil kurt. Toprak üstünde prodanya, yine yeşil kurt arkadaşlar. Nematot ve mantar ve sera içinin özellikle nem durumuna ve toprağımızın çok kuru olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki bu otların da bu kadar büyümesine izin vermememiz gerekiyor arkadaşlar. Bitkilerimiz, verdiğimiz gübreler otlara gitmesin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biz sizinle her yerde olduğu gibi gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.